Değerli izleyenlerimiz, her pazar sabahı olduğu gibi bu pazar sabahı da sizlerle birlikteyiz. Yeni Nesil Gazetesi'nin Ahmet Serttaş ile Avrupa'da kanalı programı için hazırlamış olduğu haber başlıkları şöyle: sigaralara yeniden zam, kimliklere parmak izi geliyor, hükümet Paskalya tatili konusunda anlaştı, Viyana'da köpek ehliyeti yasası yürürlükte, güz tatili onaylandı ve Viyana'da sensörlere 1 milyon euro bütçe. Değerli izleyenlerimiz, belirttiğimiz gibi haber başlıklarımız böyle. Dilerseniz her pazar sabahı olduğu gibi yaslanın koltuklarınıza, haberlerimiz geliyor. Değerli izleyenlerimiz, bu haftanın ilk haberi sigara tiryakilerini ilgilendiriyor. Hükümet tütün yasası ile alakalı yeni düzenlemeler yapar iken zammı da ihmal etmedi. 2019 yılı içerisinde ve yakın bir dönemde sigaralara 20 centlik zam yolda. Değerli izleyenlerimiz, bu haftanın ikinci haberi Avrupa Birliği ülkelerinde yaşayan tüm yurttaşlarımızı ilgilendiriyor. 2020 yılından itibaren düzenlenecek olan yeni kimliklerin üzerinde artık parmak izleri olması konusunda Avrupa Birliği hemfikir oldu ve 2020 yılından itibaren kimliklerde parmak izi çalışması başlatıldı. Bakalım önümüzdeki günlerde bu konuyla alakalı neler olacak. Değerli izleyenlerimiz, Avusturya'da uzun dönemdir tartışılan Karfreitag, yani Paskalya tatilinin ikinci gününün tatil olup olmayacağı çok ciddi anlamda gündemi meşgul ediyordu ve bu konuda veliler de tabii ki çok ciddi eleştirilerde bulunuyordu. Fakat hükümet Karfreitag'ı, yani Paskalya tatilinin ikinci gününü yarım gün tatil olarak ilan etti. Tabii ki bunu ilan ettikten sonra hükümete çok ciddi eleştiriler yağdı ve şu an hükümet eleştiri yağmurunun altında ve buradan şunu da belirtmek istiyorum. Bazen böyle karar aldıklarında kamuoyunun baskısından dolayı bundan sonra yapacak oldukları yasaları da çıkartamıyorlar değerli izleyenlerimiz ve bu konuda Müslümanların da İslam aleminin de sessiz kalmaması gerektiği konusunda büyük bir örnek bu haber. Değerli izleyenlerimiz, sıradaki haberimiz Viyana'da yaşayan yurttaşlarımızı ilgilendiriyor. Viyana Eyalet Meclisi sigara ile alakalı yeni bir yasa çıkarttı ve bu yasaya göre Viyana'da 18 yaşının altındaki gençlere katiyen sigara satışı yapılmayacak ve buradan hemen velilerimizi uyarıyoruz. 18 yaşının altındaki gençler eğer açık alanda veya dışarıda herhangi bir yerde sigara içtiklerinde hemen haklarında resmi işlem tutulacak değerli izleyenlerimiz. Bu konuda başta velilerimizi ve gençlerimizi uyarmak istiyoruz. Değerli izleyenlerimiz, sıradaki haberimiz hayvansever yurttaşlarımızı ilgilendiriyor. Viyana Eyaleti uzun zamandır köpek sahibi edinmek isteyen vatandaşların ehliyet alması konusunda tartışıyordu ve geçtiğimiz günlerde Viyana Eyalet Meclisi bu konuda karar kıldı. Eğer bundan sonra köpek sahibi olmak istiyorsanız artık ehliyet almak zorundasınız. Yine aynı şekilde mevcut köpeğiniz var ise bu konuda da ehliyeti almak zorundasınız. Ve bu ehliyet ile hem köpek sahibi olmak daha zor olacak hem de sıkı kurallar olacak ve böylelikle köpek sahiplerinin daha bilinçli olacağını ve çevreye daha az zarar geleceğini dile getirdi Viyana Eyaleti. Bakalım önümüzdeki günlerde bu uygulama nasıl yankı uyandıracak? Değerli izleyenlerimiz, Avusturya'da güz tatili Bakanlar Kurulu tarafından yapılan toplantıda onandı ve hepinizin de geçtiğimiz haftalarda bildiği gibi Eğitim Bakanlığı okulların aynı dönemlerde açılıp kapanmasını istiyordu ve bu ilk adım oldu ve böylelikle güz tatilinin aynı günde Avusturya'da yapılması ciddi anlamda olumlu bir şekilde karşılandı değerli izleyenlerimiz ve bu da
27 Ekim ile 31 Ekim arasında yapılacak değerli izleyenlerimiz. Bundan sonraki dönemlerde okullara kısa bir ara olarak değerlendirilen bu güz tatili 27 Ekim 31 Ekim arasında olacak. Değerli izleyenlerimiz, son dönemde artan kamyon kazalarından dolayı Viyana eyaleti kesenin ağzını açtı değerli izleyenlerimiz. Viyana eyalet Trafik Bakanı Maria Vasilaku yapmış olduğu açıklamada Viyana'da 1 milyon euroyu sensörler için hibe edeceklerini ve Avusturya hükümetinin de gerekli adımı atması gerektiğini dile getirdi. Sensör tartışması bu kadar güçlenir iken Trafik Bakanı da köşeye sıkıştı değerli izleyenlerimiz. Bakalım önümüzdeki günlerde bu konudaki gelişmeler ne olacak? Değerli izleyenlerimiz, bu hafta da haberlerimizin sonuna geldik. Fakat Yeni Nesil Gazetesi'nin günlük haberlerini Facebook sayfamızdan da yapabilirsiniz. Ve yine aynı şekilde şirket tanıtımlarınızı Facebook sayfamızdan yapabilirsiniz. Belirttiğimiz gibi biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Önümüzdeki hafta dop dolu gündem ile tekrardan buluşmak ümidiyle hepiniz hoşça kalın, esen kalın.